Kıymetli arkadaşlarım yeniden merhabalar. İlk dersimizi bitirdik ama bir eksiğimiz vardı. Neydi? Hükümsüzlük. Hukukun yaptırımlarından 5. yaptırımız hükümsüzlüktür. Kolaydır arkadaşlar. Sakın ezber yapmaya çalışmayın. Anlamaya çalışın. Bir daha unutmayacaksınız. Şimdi hükümsüzlüğün türleri neler? Önce onu söyleyeyim. Arkadaşlar 3 tür hükümsüzlük var. Yokluk, butlan, tek taraflı bağlamazlık. Yani ne demek hükümsüzlük? hukuki işlemin geçersiz sayılması. Ama tek bir geçersizlik hali yok. Farklı geçersizlik halleri var. Önce hukuki işlemin ne olduğunu bilelim arkadaşlar. Daha sonrası kolay. Hukuki işlem nedir? Hukuki işlem bir veya yani bir kişi olabilir. Mesela vasiyetname yazıyorsunuz ya da bir iş, e, işçi işten çıkarıyorsunuz. Bir veya birden fazla kişi yani iki kişinin hukuksal sonuç doğurmaya yönelik irade açıklaması. Yani bir şey hukuki işlem dememiz için iki şey lazım. Bir, irade beyanı. iki Hukukun sonuç doğurması. İşte biz bunlara kurucu unsur diyoruz. Kurucu unsur yoksa bir hukuki işlemde hukuki işlem hiç doğmamış kabul edilir. Yani bunu bir bebeğe benzetirsek, bebek hiç ne olmadı arkadaşlar? Dünyaya gelmedi, doğmadı kabul edilir. Buna biz hukukta yokluk diyoruz arkadaşlar. Yokluk ne demekmiş? Hukuki işlemin kurucu unsurların olmaması. Yani ya irade beyanı yok ya da hukuk sonuç doğurmamış. Mesela bir örnek verelim. Klasik örneğimiz evlilik olsun arkadaşlar. Evliliğin e, kurucu unsurları nelerdir? İki karşı cins olacak. Yani bir kadın bir erkek olacak. Bunlar irade açıklayacaklar. Evet evet diyecekler. Bir de nikah memuru olacak. O zaman başlayalım arkadaşlar. Mesela kadın erkek diyelim ki irade açıkladılar. Evet dediler, evet dediler. Tamam mı? Ama karşıda kim yok? Nikah memuru yok. Kim var? İmam var. Ya da kaymakam boşama kararı veriyor arkadaşlar. İrade açıklanıyor ama kaymakam boşama kararı veriyor. Ne yok burada? Hakim vermesi lazım mesela boşama kararını. Hukukun sonuç doğurduğu bir işlem yok. Yani irade beyanı tek başına yeterli değil. Hukukun da sonuç doğurması lazım. O zaman şöyle diyelim. Kadın erkek var, nikah memuru var. Özür dilerim irade beyanı var ama nikah memuru yok. Yokluk. Kurucu yok. Diyelim ki arkadaşlar iki karşı cins var. O zaman ne yok? Gene arkadaşlar kurucu unsur yok. İki karşı olmak zorunda. Peki imam nikahı varsa, e, kurucu unsur olmadığı için arkadaşlar biz bunu hukukta ne diyoruz? Yokluk diyoruz. Mesela başka bir şey verelim. Sözleşme. Sözleşme nedir? Karşılıklı yani iki kişi olacak ve birbirine uygun hukuksal sonuç doğurmaya yönelik irade açıklaması. O zaman sözleşme nasıl oluyor? İki kişi oluyor. Biri irade açıklıyor. Önce irade açıklayana biz e, teklif diyoruz, ilk yapılan irade açıklamasına. İkincisi de bu irade açıklamasını kabul edecek arkadaşlar ve buradan bir hukuksal da sonuç da olacak. İşte biz bunu arkadaşlar hukuki işlem ya da sözleşme diyoruz. O zaman diyelim ki biz bir e, mağazaya girdik, e, bize bir takım arkadaşlar satıcı teklifte bulundu, öneri var ama ne yok, kabul beyanı yok, yani onay vermediniz. O zaman ne yapmıyor? Hukuk sonuç doğurmuyor. Dolayısıyla buna biz ne diyoruz hukukta? Yokluk diyoruz. Peki, o zaman yokluk neymiş? Kurucu unsurların olmaması. Nikah memuru yok, iki karşı cins yok irade beyanları yok. Mesela diyelim ki nikah memuru olsun, karı koca, kadın erkek olsun ama kadın hayır desin. Ne yok? İrade beyanı yok. Dolayısıyla biz buna da yokluk diyoruz. İstediğiniz kadar örnekleri çoğaltabilirsiniz değerli arkadaşlar. Örnekleri çoğaltmak size kalmış. O zaman hukuki işlemde irade beyanı yok ya da irade beyanı var ama hukuk sonuç doğurmuyor. Biz buna hukukta ne diyoruz? Yokluk diyoruz arkadaşlar. Peki geldik butlana. Butlana ben yokluktan nasıl ayırt edeceğim? Butlanda arkadaşlar hukukun sonuç doğurduğu bir işlem var. Yani nasıl söyleyelim? Mesela kadın var, erkek var, nikah memuru var. O zaman burada arkadaşlar bir evlilik doğar mı? Doğar. Tamam. Hukuki işlem var yani. Hukuki işlem var ama burada geçerlilik şartlarında sıkıntı var arkadaşlar. Bu da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Mutlak buttan ve nisbi buttan. Mutlak buttan da işlem kesin hükümsüzdür. Yani ne demek kesin hükümsüz? Asla geçerli hale getirilemez. Zaman aşımıyla geçerli hale gelmez. Baştan sona geçersizdir. Nisbi buttan ise diğer adıyla iptal edilebilirlik. Burada da yine hukuki işlem vardır. Yine hukuki işlemi geçersiz kılan sebepler vardır. Ama mutlak butandaki gibi ağır sebepler olmadığı için dolayısıyla işlem arkadaşlar iptal etmek size kalıyor. Siz ancak işlemi iptal edebilirsiniz. Ve bunda bir süresi var. Genelde bir yıldır. Bu sürede işlemi iptal etmezseniz işlem geçerli kabul görüyor. O zaman nispi butan kime bağlı bir geçersizlik halidir? kişiye bağlı bir geçersizlik halidir. Mutlak size bağlı bir geçersizlik hali değil, yapılan işlem baştan sona geçersizdir. O zaman şu örnekten yola çıkarak bir buraya mutlak mutlana bir örnek verelim. Diyelim ki bir adam, bir kadın bunlar evlenme ehliyetine sahipler diyelim. İşte yaşları falan filan tutuyor. Nikah memuru önünde irade açıklıyorlar. Hukuken bir evlilik doğuyor. Ama şöyle düşünelim. Bu adam ne yapmış biliyor musunuz? Her nasılsa kendisini gizlemiş. Sahte belgelerle şunla bunla arkadaşlar evli olmadığını göstermiş. Aslında gerçekten bu adam evli. Yani önceden devam eden bir evliliği var. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci resmi nikah söz konusu burada. O zaman ikinci resmi nikah söz konusuysa arkadaşlar hukuki işlem doğmuş olsa bile kanunlarımız bunu yasakladığı için bu sözleşme nedir bu evlilik sözleşmesi geçersizdir. İşte biz ona ne diyoruz arkadaşlar? Mutlak mutlan diyoruz. Peki örnekleri söyleyelim. Tek tek örneklerden gidelim. Ayırt etme gücünün olmaması sözleşmeyi, hukuki işlemi kesin hükümsüz yapar. Mesela bir akıl hastasının evliliği, akıl hastasının sözleşmesi, üç yaşındaki bir çocuğun sözleşmesi nedir? Geçersizdir değerli arkadaşlar. İkincisi emredici hükümlere aykırılık. Yani kanun yasakladığı hükümlere aykırı yaptığınız hukuki işlemler. Mesela bir kimse üst soyuyla alt soyuyla evlenemez. Kardeşiyle, yeğeniyle evlenemez. Tamam Kesin hükümsüzdür. Boşandığınız eşinizin üst soyuyla evlenemezsiniz. Bu kesin hükümsüzlüğe sebep olacak evliliklerdi bunlar arkadaşlar. 4, üçüncüsü kamu düzenine aykırı. Mesela kanun yasakladığı bir sözleşme söyleyin bana. Uyuşturucu alım satımı, silah alım satımı vesaire gibi bu tarz bir sözleşme yaparsınız arkadaşlar. Hukuki işlem doğmuş olsa bile nedir? Geçersizdir. Dördüncüsü kişilik haklarına aykırılık. Mesela biri size sözleşme yapıyor. Diyor ki çalışan gelip diyor ki ben sana ömür boyu senin için çalışabilirim. Hiçbir para da almayacağım. Kölelik sözleşmesi gibi yani. Bu sözleşme nedir? Kişilik haklarına aykırıdır. Ya da bir kimse organlarını size satıyor arkadaşlar. Bu sözleşme kişiliğe aykırı olduğu için nedir? Geçersizdir. Konusu imkansız. Baştan imkansız, sonradan imkansız olanlar var. Mesela baştan imkansız bir şey söyleyeyim. Cennetten arsa satmak, uzaydan arsa satmak arkadaşlar. Bunun konusu imkansızdır ve bu sözleşme baştan sona geçersizdir. Ya da mesela ölmüş atın satılması, yanlış arabanın satılması. Ortada ne yok? Araba yok. Ortada ne yok? At yok. Dolayısıyla bu sözleşme nedir? İmkansız bir sözleşmedir. Dolayısıyla geçersizdir. Muvaza nedir? Muvaza hukuku kandırmaktır. Aklınızda sıra hukuku kandırıyorsunuz. İki kişi bir araya geliyorsunuz, Diyorsunuz ki, bak biz aramızda şu sözleşme yapacağız, şu işlemi yapacağız, şu devri yapacağız. Ama bu gerçekte böyle olmayacak. Sadece üçüncü kişileri kaldırmak amacıyla yapıyoruz biz bunu. Bizim aramızda herhangi hüküm ve sonuç doğurmayacak üçüncü kişileri aldatmak amacıyla. Dolayısıyla e, sözleşmenin taraflarının üçüncü kişileri aldatmak amacıyla kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan işlem yapma konusunda anlaşmalarına biz muvaza diyoruz. Diğer adıyla hukuku kandırmak arkadaşlar. Bu sözleşmeler baştan sona geçersizdir. Örnek, mesela benim e, yüklü miktarda borcum var. Alacaklar, icra yoluna başvuracaklar. Ben bu malları icradan korumak için ne yapıyorum? En yakın arkadaşım olan Selim'e götürüyorum, devrediyorum. Mesela arabamı noterde devrediyorum, evimi tabuda devrediyorum. Ama bu satıştan herhangi bir bedel almıyorum Selim'den. Yine arabayı ben kullanıyorum. Yine evde ben yatıyorum. Ama ev Selim'in üstüne görünüyor. Herhangi bir bedel de arkadaşlar Selim'den almadım. Dedim ki Selim'e daha sonra ben bunları senden ne yapacağım? Alacağım. Hani sırf alacaklardan kaçırmak amacıyla. İşte biz bunu muvazalı sözleşme diyoruz arkadaşlar. Bir başka örnek. Anadolu'da sıkça karşılaşırız. Kız çocuklarına miras vermemek için erkek çocuklarına malı arkadaşlar devreder baba. Ondan sonra tapuya gider satmış gibi gösterir. Bu da muvazalı bir sözleşmedir. Muris muvazası diyoruz biz buna. Muvaza iki türlüdür. Mutlak ve nisbi. Eğer devretme amacınız yoksa Selim'de olduğu gibi buna biz mutlak muvaza diyoruz. Devretme amacınız varsa Muris muvazasında olduğu gibi ama yine bir satış bedeli almıyorsunuz. Biz buna da nisbi muvaza diyoruz. Muvazalı işlemler baştan sona geçersizdir. Bakın bütün örnekleri verdiğim tek tek böyle bir sözleşme görürsek Hukuk dünyası doğmuştur evet ama baştan sona geçersizdir. Hakim reysen dikkate almak zorundadır. Zaman aşırı geçerli hale gelmez. Herkes bunu ileri sürüp geçersizliğini arkadaşlar kanıtlayabilir. Peki geldik Nisbi Butlan'a. Nisbi Butlan'da da arkadaşlar yine bir hukuki işlem hukukta doğmuştur. Yine geçersizlik sebepleri vardır. Ama bunlar mutlak buttan gibi ağır geçersizlik sebepleri değildir. Yani sözleşme... Aslında geçerli hale de gelebilir. Geçersiz kılmak tamamen sizin elinizdedir. Ve bunda bir süresi vardır. Süreler değişebilir ama genel bir süre var. Bir yıl içerisinde bunu ileri sürmeniz lazım. Aksi takdirde sözleşmeniz geçerli hale gelecektir arkadaşlar. Örnek. Sebepler şunlardır. Hata, hile, korku, gabin ayırt etme gücünden geçici yok. Hataya örnek verelim. Hata bizden kaynaklanarak yaşar. Bu kişide hata olabilir. Yanlış kişiyle evlendiniz mesela. Olabilir yani. Ee, çok saçma gibi görünüyor ama olabiliyor. Miktarda hata yaptınız. Mesela sözleşmeyi 10 ton yazacağınıza bir sıfır daha eklenmiş 100 ton olmuş mesela. Tamam hata yaptınız. Miktarda hata yaptınız. Konuda kişide miktarda hata. Tamam mı? İkincisi hile aldatma. Hile aldatmayı karşı taraf yapar. Sizi kandırır arkadaşlar. Mesela e, bileziği altın diye arkadaşlar satar. Aslında bilezik gerçekten altın değildir. E, kadın e, adam zenginim der. Şöyleyim böyleyim der ama diyelim evlendikten sonra zengin çıkmaz. Sizi ne yapmıştır? Aldatmıştır. Kandırmıştır arkadaşlar. Hile aldatmayı karşı taraf yapar. Üçüncüsü korku. İkrah diyoruz biz buna diğer adıyla. Korku arkadaşlar tehdit. Tehditle de birisi de senet imzalatmıştır. Sizi zorla arkadaşlar evlendirmiştir. Aslında sizin gerçekte evlenmeye iradeniz bu yönde değildir ama korku sizin iradenizi ne yapmıştır? Sakatlamıştır. İşte hata, hile, korku da irade sakatlıkları söz konusudur. Bu irade sakatlıkları sebebiyle sözleşmeyi dilerseniz geçerli hale getirebilirsiniz. Ama ne kadar süreniz var? Bir yıl. O sürede ileri sürmezseniz sözleşme geçerli hale gelir. Peki bir de gabin dediğimiz bir kavram var. Bu da borçlar hukukunu ilgilendiren bir kavramdır arkadaşlar. Gabin nedir? Bir kimsenin iki şeyinden yararlanmak. Bir, tecrübesizlik yani bilgisizlik. İki, zor durumunda kalmak. Zor durumundan yararlanmak. Yani bir, bilgisizlik, tecrübesizlik. iki zor durumundan faydalanarak o kişiden aşırı derecede yarar sağlamak, fayda sağlamaya biz gabin diyoruz. Gabinde de sözleşme arkadaşlar ileri sürülmezse süresinde bu sözleşmelerde geçerli oluyor. Sürenizi söyledim. 1 yıl. Gabinde bir de 5 yıllık bir süre var. Ama genelde 1 yıldır arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Gabine örnek vereyim. Mesela diyelim ki biz hastaneye yetişmeye çalışıyoruz. Şehirler arası bir yol yapıyoruz. Başka bir şehire gideceğiz. O sırada aracımız arızalandı. Hastaneye gidemiyoruz. Bir taksi çağırdık arkadaşlar. Diyelim ki bu günümüzün fiyatıyla, ücretiyle işte 200 TL tutuyor. Ama taksici bizden 3000 lira istedi. 3 bin lira istedi ve biz vermek zorunda kaldık çünkü hastaneye yetişmemiz gerekiyor. İşte buna biz gabin diyoruz. Gabin de bir kişinin zor durumundan yararlanıyorsunuz, bilgisinden, tecrübesinden yararlanıyorsunuz, ondan aşırı derecede yarar sağlıyorsunuz. Gabin ileri sürüp sözleşmeyi ne yapabilirsiniz? Geçersiz kılabilirsiniz. Süreniz var mıydı? Vardı arkadaşlar. Bakın buradaki geçersizlikler baştan sona geçersizlikler. Buradaki geçersizlikler yani adı üzerinde sizi iptal etme hakkına sahipsiniz. O da süresi içinde. Etmezseniz geçerli hale gelir. Bir diğer nesli butlan sebebi de ayırt etme gücünden geçici yoksulluk halleri. Mesela ne örnek verebilirim buna? Örneğin arkadaş hipnoz altındasın. Örneğin sarhoşsun. Bir ilaç aldın. E, aklın tam olarak başında değil. Bu sırada istemediğin bir hukuki işlem yaptın. Bu bir evlilik olabilir. Bir sözleşme imza atmak olabilir vesaire. Burada da ayırt etme gücünün geçi, e, sakatlandığını, geçici olarak sakatlandığını ileri sürüp sözleşmeyi iptal etme hakkın var. Ne kadar süremiz vardı? Genelde 1 yılda 5 yıllık sürelerde var diyoruz arkadaşlar. O zaman nispi butlanda sözleşme vardır. Sözleşmeyi geçersiz kılacak sebepler vardır. Ama bu sebepleri süresi içinde biz ileri sürmezsek sözleşme ne hale geliyor? Geçerli hale geliyor. Geçerli bir sözleşmenin hükümlerini doğuruyor. Geldik bir diğerine. Tek taraflı bağlamazlık. Tek taraflı bağlamazlıkta da şöyle bir şey var. Kişi sözleşme yapıyor sözleşme yapabiliyor. Ancak o sözleşmesinin geçerli olması için bir onay gerekiyor. O onaya kadar sözleşme askıda bekliyor. Askıda hükümsüzlük. Onay verilirse sözleşme geçerli, verilmezse geçersiz oluyor arkadaşlar. Peki kimin işlemleri böyledir? Hukukta ileride anlatacağım ben bunu. Sınırlı ehliyetsizlerin işlemleri böyledir. Sınırlı ehliyetsizler kimlerdir? Sınırlı ehliyetsizler bir, ayırt etme gücü olan, ayırt etme gücü olan çocuklar, Mesela bak çocuklara örnek verelim. 3 yaşındaki bir çocuğun sözleşmesi kesin hükümsüzdür. ve 5 yaşındaki bir çocuğun sözleşmesi. Ama 16-17 yaşındaki bir söz çocuk sözleşme yapabiliyor arkadaşlar, yapamıyor diye kendinizden örnek verin. Mesela gittiniz üniversite okulunuz işte ne yapıyorsunuz? Alışveriş yapıyorsunuz vesaire. Ayırt etme gücü olan çocuklar 2 ayırt etme gücü olan kısıtlılar. Yani adam kumarbazmış. Ailesini yoksullaştırıyormuş. Karısı mahkemeye başvurmuş. Fiil ehliyetini elinden ne yapmış? Almış, adamı kısıtlamış, kendisi adama vasıya olmuş. İşte biz bunlara hukukta sınırlı ehliyetsiz diyoruz. Ayırt etme gücü olan çocuk mesela 16-17 yaşındaki bir çocuk. Ya da arkadaşlar 40 yaşındaki bir kısıtlı. Bu kişiler sözleşme yapabilirler. Mesela 17 yaşında bir çocuk gidip bisiklet alabiliyor arkadaşlar. Ancak annesi ya da babası velisi bunu onay verene kadar işlem askıda bekliyor. Onay verilmezse burada bu sözleşme yaparken sözleşme sadece satıcıyı bağlıyor. Veliyi bağlamıyor. Buna dikkat edelim. Veli onay verirse sözleşme geçerli oluyor. Onay vermezse sözleşme geçersiz oluyor değerli arkadaşlar. Yine diyelim ki 40 yaşında kısıtlı olan Ali gitti tapuda arkadaşlar evini ne yaptı? Sattı. Eşi Ayşe Vasisi aynı zamanda buna itiraz etti. Dolayısıyla bu sözleşme ne oluyor? Satım sözleşmesi geçersiz oluyor. Başka tek taraflı bağlamazlığa vereceğim örnekler. Mesela işte temsil yetkisi olanlar için de geçerli bu. Diyelim ki ben bir şirketin sahibiyim. Tamam. Şirkette arkadaşlar tatile çıktım. Şirket sahibi olarak tatile çıktım. Ama temsil yetkimi de devretmedim. Benden sonra gelen kişi de Yelda. Yelda Ünal arkadaşlar. O da... Şu anda derste beni dinliyor sağ olsun. Merhaba Evet. Şimdi Yelda Ünal arkadaşlar ne yaptı? Ben tatildeyken şirketi borçlandırdı. Olabilir mi? Olabilir. <laughs> Olabilir. Şirketi borçlandırdı. Ben gelip desem ki tamam onay veriyorum dersem bu geçerli. Bu borçlandırmalar. Ama onay verdim demiyorsam arkadaşlar bu sözleşme nedir? Geçersizdir. Askıda bekliyor benim onay vermeme kadar. Sadece karşı tarafa bağlıyor ben onay vermezsem bu sözleşme geçersiz oluyor. Başka da örnekler de verebilirim. Mesela karı koca arkadaşlar ortak konut üzerinde birlikte ancak tasarruf edebilirler. Birlikte yaşadıkları yere ortak konut diyoruz değerli arkadaşlar. Ortak konut üzerinde kiralamalar, satımlar vesaire diğer işin onay olmadan yapılırsa bu işlemler ne ile geçersiz olur? tek taraflı bağlamazlıkla geçersiz olur. O zaman kısa bir özet geçelim sonra sorularımızı çözelim arkadaşlar. Yoklukta ne yoktu? Kurucu unsur yoktu. Yani irade beyanı yoktu ya da hukuk sonuç doğurmuyordu. Diyelim nikah memuru yoktu, iki karşı cins yoktu vesaire ya da evet evet yoktu. Mutlanda hukuki işlem var. Mutlak mutlan hukuki işlem var ama geçerlik şartları yok. Hukuki işlem baştan sona geçersiz. Geçersiz kılan çok ağır sebepler var kişiliğe ait etme gücü yok, kişiliğe aykırı, ahlaka aykırı. Bakın ahlaka aykırının örneğini vermedim. Mesela diyelim ki insan kaçakçılığı ile ilgili sözleşme yaptınız. Bu sözleşme ahlaka uygun mudur, aykırı mıdır? Göçmenleri ne yapıyor? Göçmenleri işte insanları arkadaşlar sınıra ötesine götürmek için sözleşme yapıyor onlarla. Ahlaka aykırıdır değerli arkadaşlar. Bu sözleşme nedir? Hukuk dünyası doğmuş olsa bile geçersizdir. Ahlaka aykırıdır. O zaman burada sözleşme vardır ama baştan sona geçersizdir. Nisbi buttan da sözleşme vardır, geçersizlik sebepleri vardır ama bunları siz zamanla ileri sürmezseniz sözleşme geçerli hale gelir. Sebepler neler? Hata, hile, kol, korku bunlar bizim irademi sakatlayan durumlardır. Gabindeyiz arkadaşlar bizim zor durumumuzdan ve bilgisizliğinden yararlanılır. Ayırt etme gücümüzde geçici olarak kaybetmişsek sarhoşluk, ilaç alma vesaire yine burada da nisbi buttan ileri sürüp sözleşmeyi iptal edebiliriz diyoruz arkadaşlar. Tek taraflı bağlamazlıkta da kişi sözleşme yapabiliyor ama karşı taraftaki sadece o sözleşmeyle bağlıdır. Kişinin yaptığı sözleşmeye onay verecek bir makam vardır. O onay verecek makam onay vermezse sözleşme ne olur? Geçerse olur diyoruz. İşte buna da tek taraflı bağlamazlıktır. Hükümsüzlüğü bu şekilde bitirmiş olduk. Hadi sorularda hükümsüzlüğü pekiştirelim arkadaşlar. Sorularımıza geçelim. Şimdi bakın arkadaşlar hükümsüzlükle ilgili sorularımızı çözeceğiz. Hükümsüzlüğü çok güzel pekiştireceğiz arkadaşlar. Hükümsüzlük e, üç türlüydü. Yokluk, butlan, tek taraflı bağlamazlık. E, butlan da mutlak ve nisvi diye ayrılıyordu. Şimdi bunlarla ilgili sorularımızı görelim arkadaşlar. Hepsiyle ilgili sorun var. Şimdi Ayten ve Mahmut imam Nikah ile evlenmişler. Bak Ayten'in ve Mahmut'un irade beyanı var. Kadın erkek arkadaşlar. Ama dikkat edin irade beyanı var. E, kadın erkek var. Ama hukukun sonuç doğurduğu bir şey yok ortada. Çünkü e, nikah ancak hukukta arkadaşlar resmi şekilde olur. Resmi şekilde olur. Dolayısıyla imam nikahı, imam nikah kıyması burada hukuki sonuç doğurmadığı için arkadaşlar biz buna yokluk diyoruz. O zaman bu evlilik yok hükmündedir. Hukuk dünyasında hiç doğmamıştır, hiç gerçekleşmemiştir. Tabiri caizse bebek doğmamıştır diyoruz arkadaşlar. Evet yoklukla ilgili e, sorumuz bu şekildeydi. Şimdi geçelim. Evet geçemiyoruz. Geçtik. Şimdi sözleşmeyi kesin hükümsüz yapan durumlar. Değerli arkadaşlarım bu sınavda çıktı. Borçlar hukuku kısmı ile ilgili de aynı zamanda burası. Buradan bir soru geldi arkadaşlar. Buradan bir soru geldi. Neye geldi? Kime geldi? Lisansa geldi. Ön lisansa da sözleşmeyi sordular. Ne olduğunu? Karşılıklı birbirine uygun irade hukuksal sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamasında bir sözleşme diyoruz. Ben bunu zaten borçlar anlatacağım. Burada da ön bilgi verdik. Bu tanım 2022 ön lisans sınav sorusuydu daha önce de 2020 olabilir ya da 2019 olabilir. Sözleşmeyi kesin hükümsüz yapan durumlar neler, hangisi değildir diye lisans açıktı arkadaşlar. O zaman burada mutlak mutlanı soruyor bize. Burada sözleşmeyi kesin hükümsüz yapan durumlar bakalım arkadaşlar. Bir kere bir sözleşmenin ahlaka aykırı olması sözleşmeyi hükümsüz yapar. Ne demiştik? İnsan kaçakçılığı. Ahlaka aykırıdır. Konusu imkansız olması. Mesela cennetten arsa satmak, işte diyelim ki yanlış atı, arabayı satmak, ölmüş atı satmak falan filan. Muvaza hukuku kandırırsanız, hukuku kandırırsanız o sözleşme geçersizdir. Ne demiştik? Muris muvazası ya da alacaklardan mal kaçırmak için görünüşte bir işlem yapmak, yani danışıklılık. Biz aramızda böyle üçüncü kişiler böyle görsün diye ama gerçekten ben herhangi bir satış yap, para almıyorum. Ee, oğluma e, e, miras bıraktığım mallardan devrettiğim mallarda herhangi bir ücret almıyorum. Yani aslında hukuku kandırıyorum, muvaza kesin hükümsüz bir sözleşme. Emredici hükümlere aykırı olursa sözleşme nedir gene? Geçersizdir arkadaşlar. Yani bir kimse üst soyla alt soyla evlenemez. Kardeşiyle yeğeniyle evlenemez. ikinci resmi nikah yapamaz falan filan. Kanun yasakladığı, aksine işlem yapılmasının mümkün kılmadığı şeyleri yapamazsınız. Peki cevabımız Edirne olacak. Arkadaşlar bir sözleşmede hata, mesela hata nedir arkadaşlar? Sizden kaynaklanır. Daha önce de söyledim. Mesela yanlış e, giysi sipariş ettiniz. Yani large giyiniyorsun, tuttun x large e, sipariş ettin. Hata senden kaynaklı. Miktarda da hata yapabilirsin. Hile nedir? Hile e, karşı taraf yapar bunu. Sizi arkadaşlar iradenizi sakatlar, kandırır yani. E, mesela ne yapar? İşte altın diye arkadaşlar bakır bileziği size satar. Zenginim der arkadaşlar ondan sonra yoksul çıkar. Ya da der ki orijinal ürün sattım diye aslında imitasyon ürün satmış size. Yani hile aldatma. Üçüncüsü korku. Tehditle, şantajla ise sözleşme imzalattırır. Dördüncüsü de Gabin aşırı yararlanmaydı. Aşırı yararlanma ne demektir? Bir kimsenin bir, bilgisizliği, tecrübesizliği. İki, zor durumdan faydalanıp ondan aşırı derecede yarar sağlamaktır. Ne örnek vermiştim? Mesela arabamız arıza yaptı, hastaneye yetişmek zorundayız normalde taksi ücreti 100 TL, 200 TL olsun. Adam bizden 3.000 bin, 4.000 bin lira para istiyor taksici. burada aşırı yararlanma söz konusudur. Siz burada sözleşme aslında geçersizlik sebebi vardır ama bu sözleşmeyi kesin hükümsüz yapmaz. Sözleşmeyi kesin hükümsüz yapmak size kalmıştır. Siz gideceksiniz, gabin ileri süreceksiniz ve gabin sömürmek demek, birini sömürmek. Yani bilgisizlik, tecrübesizlik, zor durumdan yararlanıp sömürmek. E ne yapacaksınız? Gabinleri sürüp sözleşmeyi arkadaşlar siz geçersiz kılacaksınız. O zaman gabin sözleşmenin kesin hükümsüz değil nisbi butlan sebebidir. Ya da diğer adıyla iptal edilebilirliğini sağlar. Cevabımız edirin olacak burada arkadaşlar. Şimdi sözleşmenin nisbi butlan yani iptal edilebilirliğine neden olan durumlar arasında hangisi yer almaz? Bakalım arkadaşlar. İnternet üzerinden alınan ayakkabı numarasının yanlışı. Bak bu bizim hatamız arkadaşlar. Hata. Peki kargo ücretini alan bizden ister mi? ister Ama değiştirme hakkımız var. Hata bizde. Ama hata yaptık deyip sözleşmeyi iptal edebiliyoruz. İki, budursun. Internet üzerinden alınan halının orijinal olmaması. Yani burada hile var. Sizi kandırmış arkadaşlar. Orijinal diye size imitasyonunu satmış. Bir kişi öldürüleceği korkusuyla sözleşme. Korku, ikrah. Ve bir diğeri bomba patlayan yerdeki taksicilerin oradan uzaklaşmak isteyen yolculardan yüksek ücret talep etmesi. Burada da ne var? Yine gabin var arkadaşlar sizin zor durumunuzdan yararlanmak söz konusu. Bir de ne vardı Nisbi Butlan'da? Bir kimse geçici süreyle sarhoşluk, ilaç alma gibi, hipnoz altına alma gibi ait etme gücünü geçici olarak kaybederse, o anda bir sözleşme, hukuki işlem yapmışsa o hukuki işlemi ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? İptal edilebilirliğini ileri sürüp iptal edebiliyorsunuz ama her zaman değil belli sürelerde ileri sürebiliyorsunuz. Hakim resen dikkate almaz siz bunu ileri sürmek zorundasınız. herkes dava açamaz ancak mağdur taraf arkadaşlar bunu ileri sürebiliyor. İşlem baştan sona geçersiz değil. İşlem geçersiz kılan sebepler var ama siz geçersiz kılmazsanız sözleşme geçerli hale geliyor falan filan. O zaman bu sorunun cevabı Bursa. Neden? Akıl hastası bir adamın yaptığı nikah arkadaşlar, kurucu unsurlar var. Resmi nikah memuru var, kadın erkek var, evet demiş irade beyanları da var. Ama akıl hastası ayırt etme gücü olmadığı için bunun yaptığı sözleşme nedir? Baştan sona geçersizdir. Yani mutlak butlandır, kesin hükümsüzdür. Asla geçerli hale gelemez. Zamanla şimdi de geçerli hale gelemez arkadaşlar. Mutlak buttan özellikle evliliğin mutlak buttanla sebep olan durumlarda bu evliliğin sona ermesine mahkeme karar veriyor arkadaşlar. Boşanma hükümleri uygulanıyor. Ee, evet işlem baştan sona geçerse ama buna mahkeme karar veriyor. Aklımızda bulunsun. Bir diğer sorumuz. 17 yaşında lise son sınıfta okuyan Demet. Bu Demet sınırlı ehliyetsizdir arkadaşlar. Ya da 40 yaşında kısıtlı Ali olabilirdi. Buna bir sınırlı ehliyetsiz diyoruz. Peki Demet ne yapmış? Annesinin kurs için verdiği parayla gidip kendine X marka telefon almış. Tamam. Ancak Demet'in annesi Lütfiye bu satım sözleşmesini onay vermemiş. Demek ki arkadaşlar bu satım sözleşmesi yapılmış satıcıyla Demet arasında. Yalnız bu satım sözleşmesi sadece satıcıyı bağlıyor. Henüz arkadaşlar Demet'in annesi olan Lütfiye'yi bağlamıyor. Lütfiye tamam derse sıkıntı yok derse arkadaşlar problem değil. Ama Lütfiye buna onay vermezse sözleşme nedir? Geçersizdir. Biz bu geçersizliğe ne diyoruz? Askıda hükümsüzlük ya da tek taraflı bağlamazlık diyoruz arkadaşlar. Yine temsil yetkisi olmayan bir kimsenin yapmış olduğu işlemlerde e, tek taraflı bağlamazlık geçersiz oluyordu. Ne dedim? E, şirketin sahibiyim, tatile çıktım. E, benden sonra şirkete gelen kişi yetki vermediğim halde arkadaşlar ne yapmış? Şirketi borçlandırmış. Ben onay verirsem geçerli, onay vermezsem ne oluyor? Geçersiz oluyor. Buna biz tek taraf bağlamazlık diyoruz. Ya da kısıtlı bir insanın, kısıtlı bir kişinin vasisin onayı olmadan yapmış olduğu yine bir satış sözleşmesi. De sadece satıcı bununla bağlıdır. Vasi onay vermediği takdirde bu sözleşme nedir? Geçersizdir. Buna biz tek taraflı bağlamazlık diyoruz. Evet nasıl arkadaşlar iyi gidiyor mu? Umarım iyi anlıyorsunuzdur. Bakın ezber yapmıyoruz, konuyu anlamaya çalışıyoruz. Kesinlikle arkadaşlar buradan da soru kaçırmıyoruz. Evet bununla ilgili sorularımızı çözdük şimdi diğer konumuzdan devam edelim. Evet arkadaşlar sorularımızı çözdük şimdi kaldığımız yerden devam. Burada neyi işleyeceğiz? Hukuk kurallarının çeşitlerini işleyeceğiz. Bir de hukuk kurallarının sınıflandırılması ya da anlamları arkadaşlar bu konuyu işleyeceğiz. Şimdi önce buradan nasıl soru geliyor onu söyleyeyim. Buradan iki kere soru geldi hukuk kurallarının çeşitleri kısmından. Orada arkadaşlar iki kere mevzu hukuk soruldu. Farklı şekilde isimlendirerek mevzu hukuk soruldu. E, hukuk kurallarının anlamlarından da e, emredici hukuk kurallarının tanımı soruldu değerli arkadaşlar. Direkt tanım soruldu. E, yorumlayıcı hukuk kurallarında da örnek soruldu arkadaşlar. Örnek soruldu. Zaten yorumlayıcı tamamlayıcı deyince burada örnek e, gelir. E, emredici de hani örnek kolay olur. Çünkü emret emrediyor ve yapamaz edemez falan. Orada hani çok bir şey yok. E, buradan genelde arkadaşlar ya tanım geliyor ya da e, şu altta tarzdakiler için söylüyorum örnek gelebiliyor. Şimdi hukuk kurallarının çeşitlerinden bahsedelim önce. Hukuk kuralları dört çeşittir arkadaşlar. Pozitif hukuk, mevzu hukuk, tarih hukuk, doğal hukuk. Burada sadece tanım sorulabilir. Başka bir şey yok. Pozitif hukuk nedir? Yürürlükte olan hukuktur. Yani o an o ülkede var olan hukuk kurallarıdır. Hukuk kuralları da yazılı ve yazısız hukuk kurallarından oluşur. Yani yazılı kurallar yetkili makamı koyduğu, Yazısız kurallarda gelenek hukuku dediğimiz geçmişten gelen örf, adet hukuku bir aradaysa o an için var olan hukuk kuralları bunlardır. Bunlara biz pozitif hukuk, yürürlükteki hukuk, olan hukuk diyoruz. O zaman pozitif hukuk neymiş? Şu şu anda Türkiye'de yürürlükte olan yazılı yazısız bütün hukuk kurallarını veren isimmiş bu kadar. Tamam. Yürürlükte olan yazılı yazısız hukuk kurallarını ne diyecekmişim? Pozitif hukuk diyecekmişim. Bu kadar arkadaşlar. İkincisi mevzuat dediğimiz mevzu hukuk. Mevzuat demek ne demektir? Bir ülkede yürürlükte olan yazılı hukuk kuralları demektir. Yani bu da pozitif hukuk gibi yürürlüktedir ama yürürlükteki hukuk kurallarının tamamı değildir. Sadece yazılı hukuk kurallarıdır. O zaman biz mevzuata yürürlükteki hukuk diyemeyiz. Çünkü yürürlükteki hukukta sadece yazılı hukuk yoktur. Ne vardır? Yazısız hukuk kuralları da vardır. O zaman yazılı yazısız hukuk kuralları diyorsa o an için ülkede var olan buna biz pozitif hukuk diyeceğiz. Peki sadece yürürlükte olan yazılı hukuk kurallarından bahsediyorsak Buna da arkadaşlar mevzu hukuk diyeceğiz. Mevzuatı yazılı hukuk olduğuna göre yetkili makamlar koyuyor. O zaman şöyle de sorabilir. İki tanımı var mevzuatın buna dikkat edin. Birisi yetkili makamlar tarafından oluşturulan yürürlükteki bütün hukuk kuralları hangileridir? Mevzu hukuk. Bak yetkili makam yazılı hukuk koyar çünkü. Yetkili makam demek yazılı hukuk demektir. İkincisi de bir ülkede yürürlükte olan yazılı hukuk kuralları hangisidir? Yine mevzu hukuk. Bak yetkili makam dememiş ama yazılı hukuk demiş. İkisi aynı anlama geliyor. O zaman bunları görürsek arkadaşlar mevzu hukuk diyoruz. Şuradaki bütün kelimesi sizi düşürmesin arkadaşlar buradakiyle. Bu, buradaki bütünden kasıt yazılı hukuk kuralların bütünü. Buradaki bütünden kasıt o an için ülkede var olan yazılı yazısız hukuk kurallarının bütünü demek arkadaşlar. Yani mevzuat pozitif hukukun bir parçasıdır arkadaşlar. Sadece yazılı bölümüdür de diyebiliriz. Tarih hukuk demek yürürten kalkmış hukuk kuralları demektir. Yani bu hukuk kuralları geçmişte yürürlükteydi ama artık yürürlükte değiller. Mesela 21 Anayasası, idam cezası bunlar nedir? Artık yürürlükte değillerdir. Tarih hukuk olmuşlardır. Artık yürürten kalkmıştır. Peki doğal hukuk nedir? Doğal hukuk da e, pozitif hukukun e, tam karşıtıdır. Pozitif hukuk neydi? Bir ülkede yürürlükte olan hukuk kurallarıydı. Yani olan hukuk kurallarıydı. Neydi? Yazılı yasız bütün hukuk kurallarıydı. Doğal hukuk ise arkadaşlar pozitif hukuku eleştiren bir hukuk, e, hukuktur. Olanı değil, yani pozitif hukuku değil, olması gereken hukuk kurallarını arkadaşlar ifade eder. E, i̇nsan aklının ulaşabileceği en ideal hukuk kuralları hangileridir? Bunun üzerinde arkadaşlar çalışır. O zaman doğal hukuk, tabiat hukuku dediğimiz doğal hukuk, olanı değil olması gerekeni inceler. Olan değil olması gereken hukuk kurallarıdır. Pozitif hukukun eleştirisidir arkadaşlar diyoruz. Peki burada ikisine dikkat edeceğiz sadece. Şu ikisini tekrar edelim. Bir ülkede yürürlükte olan yazılı yazısız bütün hukuk kurallarına pozitif hukuk. Bir ülkede yürürlükte olan yazılı hukuk kurallarına mevzu hukuk. Ya da bir ülkede yetkili makam bak. Şu yetkili makamı unutmayın arkadaşlar. Bu sizi yanıltabilir. Yetkili makamların koymuş olduğu hukuk kuralları nedir gene? Yazılı ya da mevzu hukuk diyoruz arkadaşlar. İki farklı tanım olabilir dikkat edin. Yetkili makam diye de sorabilir ya da direkt yazılı hukuk kuralları hangileridir diye de sorabilir yürürlükte olan hukuk kuralları için. Peki hukukun çeşitlerini arkadaşlar burada gördük sorularımızı çözeceğiz ama bir şey daha kaldı. Hukuk kurallarının anlamları. Burada da aynı Türkçe sorusunu nasıl çözüyoruz arkadaşlar? Öyle bakacağız. Yani bir Türkçe arkadaşlar sorusunda cümlede anlam sorusu. Cümleyi okuyup nasıl ki anlam çıkarıyorsak burada da aynı şekilde anlam çıkaracağız. Kanun maddesini okuyacağız anlamlar çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi hukuk kuralların ekseriyeti yani diyebilirim ki %99'u bize bir şeyleri emreder. Peki neden bu kurallar konulmuştur? Ya toplumda zayıf insanlar güçsüz insanlar var onları korumak için. Mesela niye evlilik yaşını 12-11 yapmıyor da 16-17 diyor? Evlenme yaşı kadın erkek 17 yaşını doldurmadan evlenemez. 16 yaşında ancak hakim kararla evlenebilir. O da hamilelik gibi durumlar olursa çocukları korumak için yapıyor bunu. Bakın evlenemez diyerek. Mesela ayırt etme gücü olmayanların sözleşmemiz geçersizdir diyor. Niye? Akıl hastalarını korumak için yapıyor. Bak geçersizdir diyor. Kesin üçün bu yani. Emri diyor. Aksini iddia edemezsin. Peki yine kamu düzenini korumaya çalışıyor. Mesela ahlak aykırı sözleşme, kamu düzenine aykırı sözleşmeler geçersizdir örneğin arkadaşlar. Bir yaptırımı vardır bunlar arkadaşlar güçsüzleri, ahlakı, kamu düzenini korumak için korunmuş kurallardır. Genelde yüklemlerinde emir kipi vardır. Edemez, yapamaz, zorundur gibi. Mesela bir kimse üst soy, alt soylarıyla evlenemez. E, dereceye kadar ya kardeş iki, yeğen üç... üçüncü dereceye kadar yan soylarıyla evlenemez. Bak mezmaz ifadesi. Emir kipi bildiriyor. Ama her zaman emir kipi de bildirmek zorunda değil. Mesela Ergin olmak 18 yaşını doldurmaktır. Türkiye'de ergin olmak istiyorsun kardeşim. 18 yaşını doldurman gerekiyor. Nokta. Başka yolu yok bunun. Bu da emredicidir. Yani bir kuralı okuduğumuzda aksine işlem yapmayı mümkün göremiyorsak bu nasıl bir hukuk kuralıymış? Emredici bir hukuk kuralıymış diyoruz. İkincisi tanımı yapan hukuk kuralları. Arkadaşlar bazen hukuk kurallarını okuyorsunuz. Bakıyorsunuz ki ya diyorsunuz ki bu kanun, bu tanım yapmış ya başka bir şey değil diyorsunuz. Mesela bir kelimeyle başlıyor, daha sonra o kelimenin ne olduğunu açıklıyor. Mesela diyor ki yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Şimdi bu cümleyi okuyan bir kişi bunu tanım yapan bir hukuk kuralı olduğunu görür arkadaşlar. Dernek en az 7, 7 gerçek veya tüzel kişinin bilgi ve kazanç paylaşma amacı gütmeden, kazanç yok yani, bilgilerini ve çalışmalarını ortaklaştırarak oluşturduğu tüzel kişidir. Vakıf gerçek veya tüzel kişilerin, burada sayı vermiyor, dernek 7 kişiydi, burada sayı vermiyor. Çünkü vakıf bir kişi topluluğu değil, mal topluluğu. İleride anlatacağım bunu size. Gerçek veya tüzel kişilerin yeterli haklarını ve mallarını belirli ve sürekli bir amaca özgürlemeleri oluşan tüzel kişiliktir. Bak mal topluluğu, tacir bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi nam ve hesabını işleten kimsedir. Bak Bakın bu cümleyi okuyan bir kişi bunun tanım olduğunu arkadaşlar bilir. O zaman belli bir kavramı, bir hukuki kavramı açıklamak için yazılmış hukuk kurallarını biz tanım yapan hukuk kuralları diyoruz arkadaşlar. Peki, yedek hukuk kuralları var. Değerli arkadaşlar, şimdi size bir soru sorayım. Mesela sizce bir aramızda sözleşme yaptık, oturduk maddelerini yazdık. Sizce bir sözleşme hukuk belgesi midir? Yani hukuk, hukukta karşılığı var mıdır o sözleşme? Bir hukuki dayanağı var mıdır? vardır ama bir şartla emredici hukuk kurallarına aykırı olmaması şartıyla. Sözleşme bir hukuk kuralıdır arkadaşlar. Kendi hukukunuzu oluşturuyorsunuz. Tamam? Yeter ki ne olmasın? Emredici hukuk kurallarına aykırı olmasın. Peki işte yedek kurallar burada devreye çıkıyor. Aramızda yaptığımız sözleşmelerde arkadaşlar devreye çıkıyor. Yedek kuralların özelliği şudur. Bunlar hukuk kuralları vardır ama bunlar Emredici kurallar gibi uyurması zorunlu olan kurallar değillerdir. Yani siz bunun kanunu yazının aksini yapabiliyorsunuz. Bunlar kesin kurallar değiller arkadaşlar. Mesela biz oturduk kendi sözleşmemizi yaptık diyelim. Sözleşmemizi yaptık ama sözleşmemizde yazmadığımız yerler var. Belirtmediğimiz yerler var. Daha sonra bu yüzden aramızda problem çıktı, uyuşmazlık çıktı. İşte bununla ilgili bir hukuk kuralı var mı yok mu ona bakıyoruz. O eksikliği doldurabilecek. Olmayabilir. Olmayabilir arkadaşlar. Her zaman illa yedek hukuk kuralı olacak diye bir şey yok. Peki sözleşme yaptık diyelim. Sözleşmemize bir şey yazmayı unuttuk. Bilerek ya da bilmeyerek. Öngörmeyerek ya da bilerek yazmadık arkadaşlar. Daha sonra aramızda bir uyuşmazlık çıktı. İşte yedek kurallar devreye giriyor. Peki o eksikliği dolduran kurallara biz ne diyoruz? Tamamlayıcı hukuk kuralları diyoruz arkadaşlar. Tamamlayıcı. Bizim sözleşmemizi bıraktığımız eksikliği bizim için ne yapıyor? Dolduruyor. Peki bir, ben bir kanunu okurken tamamlayıcı olduğunu nasıl anlayacağım? Tamamlayıcı olduğunu nasıl anlayacağım? Şöyle anlıyorsunuz. Genellikle kanunda şöyle ifadeler geçiyor. Sözleşme ile aksi belirtilmemişse, aksine işlem yapılmamışsa, e, aksine bir hüküm yoksa. Tamam. Yani diyor ki sen sözleşmeni bunu yazmamışsa demek istiyor aslında. Mesela diyor ki sözleşmede aksine bir hüküm yoksa belirlenen faiz yıllık olarak ödenir. Yani o sözleşmemizi yaparken biz ne yapıyorduk? Kendi kurallarımızı yazıyorduk değil mi? Ama diyelim ki faizden bahsetmedik. Kanunda bir faiz var ama emredici değil. Biz de faizden bahsetmedik. Daha sonra aramızda problem çıktı faizle ilgili. E bununla ilgili bir kanun maddesi varsa ne yapıyor? Tamam emreci değildi ama bizim bıraktığımız sözleşmedeki eksikliği bizim için dolduruyor. İşte ona biz ne diyoruz? Tamamlayıcı hukuk kuralları diyoruz. Bakın ne diyor? Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa belirlenen faiz yıllık olarak. Yani sen sözleşmene yazmamışsan faizle ilgili bir hüküm ki yazabilirdi. Kanundaki emredici değil. O zaman kanundaki arkadaşlar kural senin bıraktığın sözleşmedeki eksikliği ne yapıyor? Dolduruyor. İşte bunlara tamamlayıcı hukuk kuralları diyoruz arkadaşlar. Peki yorumlayıcı hukuk kuralı ne? Burada da yine bizim sözleşmemize yazmışız arkadaşlar hükümleri. Ama sözleşmemize yazdığımız bir hüküm var ki birden çok anlama geliyor. Senin için farklı şekilde algılanıyor, benim için farklı şekilde algılanıyor. İşte bu yüzden uyuşmazlık yaşıyoruz. Yani burada eksik bırakılan bir şey yok ama yazılan bir kavram birden çok anlama geldiği için aramızda uyuşmazlık çıkıyor. Bu da genelde sürelerle, borçlar hukukunda sürelerle ilgili kavramlarda ortaya çıkıyor. Mesela bir sözleşmede ay başından bahsedilmiş ama ayın başı ne olduğu açıklanmamış yani. Yanına bir mi, 5 mi, 10 mu yazılmamış yani. Yazabilirdin istediğini. Yazmamışsın mesela. Demiş ki kiracı her ayın başında kirayı öder demiş ama orada ay başını açıkça belirtmemiş yani. E sen memursun diyorsun ki ay başı benim için 15, bilmiyor muydun bunu diyor. Karşı taraf diyor ki ya ben esnafım diyor. Aybaşı benim için hep ayın sonu diye geçiyor. Karşı taraf diyor ki ben vatandaşım diyor. Kime sorsan aybaşı ayın biridir diyor. Ha, yani aybaşı, ay ortası, ay sonu gibi kavramlar var sözleşmede yazdığınız. Ama bunu açıklamadığınız. Çünkü birden çok anlama geliyor. Daha sonra bununla ilgili bir hukuk kuralı varsa ne yapıyor? Arkadaşlar sizin sözleşmenize uygulanıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Yorum yapan hukuk kuralları diyoruz. Örnek. Bir sözleşmede ayın başından bahsedilmiş ama ne olduğu belirtilmemişse ayın birinci günü anlaşılır. Ayın ortasından bahsedilmiş ne olduğu belirtilmemişse ayın 15. günü anlaşılır. Ayın sonu dermiş ne olduğu belirtilmemişse hangi ay ise o ayın en son günü anlaşılır demiş. Yani ay başından şu anlaşılır, ay ortasından şu anlaşılır diyorsa buna da biz ne diyoruz? Yorumlayıcı hukuk kuralı diyoruz. Tekrar edeyim o zaman. Emir kipleri varsa, zayıfları, kamu düzenini aylak korumak için konulmuşsa, hukuk kurallarının büyük bölümü böyledir. Emredici. O zaman sen bunun aksini ne yapamazsın? Yapamazsın. Bir kelimeyi vermiş daha sonra onu açıklamışsa tanım yapan hukuk kuralları. Tanım cümlesi nedir sorusuna cevap veriyor. Peki aksine işlem yapabildiğimiz e, kurallar var. Yani biz kendi sözleşmemizi, kendi hukukumuzu kendimiz oluşturabiliyoruz. Tamam. Kanun var. O kanun değil de kendimiz oluşturuyoruz arkadaşlar. Peki biz yaptığımız sözleşmede bir konuyu eksik bırakıyorsak. Mesela faizden bahsetmemişiz. Ödemenin ne zaman yapılacağından bahsetmemişiz. O zaman bizim bıraktığımız boşluğu kanun varsa ne yapıyor? Dolduruyor. İşte ona tamamlayıcı hukuk kuralı diyoruz. Yine sözleşmemizde arkadaşlar ay başı ay ortası demişiz ama ne olduğunu belirtmemişiz. Birden çok anlama geliyor. İşte bununla ilgili kanun açıklama yapıyorsa buna da biz ne diyoruz? Yorumlayıcı hukuk kuralları diyoruz arkadaşlar. Evet hukukun çeşitleri ve hukukun arkadaşlar anlamları ya da sınıflandırması konumuzda bu şekilde gelin sorularını çözelim daha iyi pekiştirelim. Evet arkadaşlar hukuk kurallarının çeşitlerini işledik. Hukuk kurallarının anlamlarını işledik. Şimdi daha iyi pekişmesi için sorularla arkadaşlar değerlendirelim. Peki ilk sorumuz şu bir ülkede yetkili makam bak ben ne dedim size. Yetkili makamı görürseniz arkadaşlar yazılı olduğunu anlayacaksınız. Bak yazılı. Bir ülkede yetkili makam tarafından korunmuş yürürlükte bulunan bunu da ekledim ki daha iyi anlayın diye yazılı hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir arkadaşlar? Mevzu hukuk adı verilir. Mevzuat adı verilir. Peki şöyle deseydi. Bir ülkede yürürlükte olan yazılı ve yazısız bütün hukuk kurallarına ne ad verilir? O zaman ne diyecektik arkadaşlar? Pozitif hukuk diyecektik o zaman. Tamam Bu kadar. Yurtten kalkmış derse tarih hukuk olan değil, olması gereken hukuk kuralları. İnsan aklıyla ulaşılmak istenen hukuk kuralları derse doğal tabi hukuk diyoruz. Bakın özetledik bir soruda konumuzu. Şimdi geldik hukuk kuralların anlamları ile ilgili sorularımız arkadaşlar. Bakın soruda demiş ki Borçlar Kanunu madde 207'ye göre sözleşme ile aksi Ha, Bak neyi gördüm? Sözleşme. Yani biz kendi aramızda hukukumuzu oluşturabiliyoruz. Tamam mı? E, hukuk kuralları var ama onlar emredici değil. Var olan hukuk kurallarının aksini burada yapabiliyoruz. Tamam Kesin kurallar değil bunlar. Bu kanun hüküm mesela kesin değil. Bakın bu, bu yönüyle. Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, hemen şunu gördüğüm hiç soruyu okumama bile gerek yok. Tamam. Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça ya da aksine bir adet yoksa satıcı ve bor alıcı borçlarını aynı anda ifade ederler. Yani bir sözleşmemizi kendimiz yaptık ama ne zaman ödeyeceğimizi yazmadık arkadaşlar. Al işte sana onunla ilgili bir tamamlayan hukuk kuralı. Diyor ki satıcı alıcı borçlarını aynı anda ifa etmekte yükümlüdürler. Ne yapıyor? Bizim sözleşmemizde bıraktığımız eksikliği bizim için dolduruyor. İşte biz buna tamamlayıcı hukuk kuralı diyoruz arkadaşlar. Boşluk dolduruyor. Bizim bıraktığımız boşluğu dolduruyor. Borçlar kanuna göre arkadaşlar borcun ifası için bir ayın başı ya da sonu belirlenmiş ama bu, bundan ayın birinci ve sonuncu günü ayın ortası belirlenmişse bundan ayın da 15. günü anlaşılır diyorsa yani diyor ki sözleşmede ay başı ay ortası demişsin de bunlardan şu anlaşılır bundan da bu anlaşılır diyor. Yani ayın başını ayın ortasını ayın sonunu benim için açıklığa kavuşturuyorsa biz buna ne demiştik arkadaşlar? Yorum yapan hukuk kuralları demiştik. Yorumlayıcı hukuk kuralları demiştik değerli arkadaşlarım. Şimdi borçlar kanunu madde 207'ye göre satış sözleşmesi bir şey söylemiş ve virgül koymuş. Satış sözleşmesi. Bak satış sözleşmesi demiş. Okuyun bakalım. Sonra satış sözleşmesi ne olduğunu söylemiş arkadaşlar. Satıcının satılanın zilliyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme. Alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Yani bunu okuyan bir kimse bunu Türkçe sorusu olarak düşünün. Bunun tanım olduğunu söylemez mi arkadaşlar? Bu bir tanımdır diye de, demez misiniz? Bu bir tanımdır arkadaşlar. Bu sorunun cevabı tanımlayıcı hukuk kuralları olacak. Peki. Bakın burada da arkadaşlar emir kipi var. Hemen yükleme bakın yapamaz demiş bak. Yapamaz, edemez, zorunludur, yükümlüdür falan filan. Okuyun. Ortaklar kendilerinin veya üçüncü kişinin menfaatine olarak ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar. Kesin emrediyor. İşte biz buna ne dedik? Emredici hukuk kuralları dedik. Niçin var bunlar? Ahlakı korumak, kamu düzenini korumak, zayıfları korumak için var arkadaşlar. Peki işte biz bunlara da emredici hukuk kuralları diyoruz. Arkadaşlar bu şekilde ikinci videomuzda sonuna geldik ama bir hatırlatma yapayım. Daha önce söylemiştim. Ben soru bankasında da işledim konu sırasıyla gidiyorum. Bunları daha iyi örneklerle, daha böyle hani üst düzey örneklerle görmek istiyorsanız sorularda mutlaka soru bankasındaki o soruları da çözmenizi istiyorum. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.